İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar Ermenistan Petank Federasyonu'nun kurulması ve uluslararası turnuvalara katılım planları Arman Grigoryan Batı Ermenistan'ın 2024 okçuluk töreni Adam Şif, Bakü'nün gelirlerine el konulmasını ve bunların Artsah Gelir Kurtarma Fonu'na yönlendirilmesini öneriyor Artsah Eylül saldırısı mağdurlar siviller ve askerler, Batı Ermenistan'ın evlatları Antranik Ozanyan, Tatoyan Vakfı'nın raporu Azerbaycan'ın silahlı saldırıların taktiklerini ortaya çıkardı. Ahalkalak'ın kapalı kapıları, göç devam ediyor. Batı Ermenistan hükümetinin Yerevan temsilciliğinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armene Gabrahamyan, Gerard Davidyan ve Patris Muratya'nın bir araya geldiği önemli bir toplantı 19 Eylül'de gerçekleşti. Toplantının ana konusu Ermenistan Petank Federasyonu'nun kurulması ve federasyonun uluslararası turnuvalara katılım konusundaki hedefleri oluşturdu. Petank Federasyonu, Ermenistan Ulusal Takım'ın Dünya Petank şampiyonalarında katılmasını sağlamak için yeni adımlar atıyor. Fransa'da yaygın ulusal bir spor olarak bilinen petank şimdilerde Doğu Ermenistan spor arenasında kendilerine sağlam bir yer bulmaya çalışıyor. Bu bağlamda federasyon ülkenin ilk resmi petank kulübünün kurmanın yanı sıra bu sporun Doğu Ermenistan'da yaygınlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bir petank okulu kurmayı planlıyor. Petank dünyasının tanınmış ve saygın oyuncusu Michel Hachadryan, Doğu Ermenistan Petank Federasyonu'nun stratejik projelerinin merkezinde yer alıyor. Etkileyici başarıları Ermeni ekibinin uluslararası arenadaki büyük potansiyelini vurguluyor. Haçadırya'nın başarıları arasında 2016 üçlü müsabakadan 3 üç kez Fransa şampiyonluğu, 2019'da bire bir müsabaka ve 2022'de 2'ye 2 iki müsabakasında elde ettiği başarılar yer alıyor o aynı zamanda Fransa Kupası ve Avrupa Kulüpler Kupası'nın yanı sıra Petank Masters turnuvasının da galibidir. Federasyonun iddialı hedeflerinden biri Yerevan'da bir dünya şampiyonası düzenlemek, Doğu Ermenistan'da Petank sporunun gelişimini teşvik etmek ve Ermeni spor arenasındaki konumunu güçlendirmektir. Batı Ermenistan Okçuluk Şampiyonası'nın kapanış töreni 15 Eylül'de Yerevan'da gerçekleşti. Farklı bölgelerden ve köylerden katılımcılar bu geleneksel sporda yeteneklerini ve performanslarını sergilediler. Etkinliğin organizatörü ve aynı zamanda Batı Ermenistan Devleti'nin Los Angeles konsolosu olan Arman Grigoryan konuşmasında şunları söyledi. Sizlerle çok gurur duyuyorum. Batı Ermenistan Okçuluk Şampiyonası'nın ikinci kez Doğu Ermenistan'da düzenlenmesinden mutluluk duyuyorum. Bu şampiyonanın bir geleceği var çünkü okçuluk Ermenilerin yarattığı bir spordur ve bu kupayı korumak için mücadele etmeliyiz. Tören, okçuluğa olan büyük ilginin ve Ermeni kültürünün bu değerli parçasının korunmasının öneminin kanıtıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, Bakü'nün mali varlıklarına el konulması ve bunların artsaktan zorla yerinden edilen Ermenilere tazminat sağlamak amacıyla oluşturulacak olan Artsak Gelir Kurtarma Fonu'na aktarılmasına yönelik yasama projesini sundu. Şif, Bakü'nün Artsak halkına yönelik eylemlerinin insani bir felaket yarattığını ve etnik temizlikle eşdeğer olduğunu kaydetti tasarıda Ermenilere tazminat ödenmesi ve bu ödemelerin yapılabilmesi için Bakü'nün mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. 9 aydır kuşatma altında olan Artsaha 19-20 Eylül 2023 tarihinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri saldırı başlatmıştı. Saldırıların ilk dakikalarından itibaren sadece muharebe mevzileri ve askeri birlikler değil, Sivil yerleşim yerleri de bombalandı. Resmi verilere göre 21'i sivil ve 6'sı çocuk olmak üzere 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Eylül çatışmalarında şehit düşen ve Artsax'ta gömülen askerlerin yakınları hükümete başvurarak cenazelerin Doğu Ermenistan'a nakledilmesini talep ediyor. Tüm kurbanların ve Artah'ın önünde eğiliyoruz ve isimlerini tek tek anıyoruz. Hayatımda hiçbir zaman kişisel mutluluk ve refah aramadım. Her zaman tek bir şey için çabaladım ve tek bir şey için savaştım. Halkımın özgürlüğü ve refahı için. Ermenilerin kısaca antranik dediği antranik Ozanyan hem yurttaşlar hem de yabancılar arasında büyük saygı gören ünlü ve son derece popüler bir askeri liderdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Ermenilere uyguladığı soykırım Armenosid öncesi ve sonrasındaki savaş başarıları Ermenilerin Türk ve Kürt zulmüne karşı silahlı savunmasının birkaç bölümünden biridir. Antranik Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldıktan sonra Bulgaristan'da Türk ordusuna karşı savaşmaya gitmiş, ardından Ermenistan'a dönmüş ve burada Birinci Ermenistan Cumhuriyeti döneminde doğrudan Artsakh ve güneyde Zangezur'daki Ermeni nüfusunu koruma görevini üstlenmiştir. O bölgedeki Ermeni nüfusunun Azerbaycan saldırganlığına karşı fiziki varlığını güvence altına alma onuru, kendisine ve askeri lider Garakin Nijde'ye atfedilmektedir. 1919, Antranik soykırımdan, Armenosid'den sağ kurtulanlar ve Savaştan kaçan Ermeni mülteciler için bir bağış toplama etkinliği düzenlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eder ve bugünkü yaklaşık 7 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına eşdeğer olan 500 bin ABD doları toplamayı başarır. Bundan kısa bir süre sonra nihayet Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve o dönemde büyük bir Ermeni kolonisinin bulunduğu Fresno'ya yerleşti. Antranik Kaliforniya'da vefat etti. Ancak anma törenleri dünyanın her yerindeki Ermeni topluluklarında düzenlendi. 2000 yılında kalıntıları Doğu Ermenistan'a nakledildi ve Ermeni askeri panteonu olan yere bulur yeniden gömüldü. Mezarının üzerinde Ermenilerin generali yazılı bir anıt bulunmaktadır. Doğu Ermenistan eski insan hakları savunucusu Arman Tatoyan, Facebook sayfasında Tatoyan Vakfı'nın 19-20 Eylül 2023'te Azerbaycan'ın Artsah'a yönelik saldırılarına ilişkin yeni raporunun verilerini sundu. O saldırıların 19 Eylül saat 12.30'dan itibaren okulları ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti. Saldırıların dört ana yönü Artsah'ın dört toplumunun Stepanakert, Martuni, Askeran ve Mardagert köyleriyle bağlantısını kesmeyi ve Arsak savunma ordusunun mevzileriyle bağlantısını kesmeyi amaçlıyordu. Bütün bunlar bölge sakinlerinin direnmemesi ve ordunun halkı uyarmaması için planlandı. Azerbaycan'ın saldırıları sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca insan öldürüldü, esir alındı ve toplamda 120'den fazla Ermeni zorla yerinden edildi. Saldırılar Azerbaycan Devleti'nin 2020 yılındaki nefret ve ırkçılık politikasının yanı sıra 44 gün savaşının ardından cezasızlık politikasına dayanıyordu. Hemen hemen her köyde en az bir ailenin müreffah bir yaşam arayışıyla evini terk etmeye hazırlandığı Ahalkalak bölgesinde göç devam ediyor. Bölgede 13.100 anı bulunuyor ve Cinevse göre 64 köyün 2090'ı halihazırda kafalı durumda. Geçtiğimiz yıl içinde çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 176 aile belediyeden ayrıldı ve sıklıkla Rusya ve diğer ülkelere taşındı. Göçlerin nedenleri şunlardır. 1. Ekonomik faktörler, düşük yaşam standartları ve işsizlik. 2. Eğitim fırsatları, gençler büyük şehirlere veya yurt dışına gidiyor. 3. 90'ların başına anımsatan siyasi istikrarsızlık. 4. Mevsimlik işler. Erkekler yurt dışında uzun vadeli işler arıyor. Göçün ana varış noktaları Rusya ve Batı Avrupa ülkeleridir. Köylerdeki kapalı evler yeni inşa edilmiş ancak Alazır'da terk edilmiş evler de dahil olmak üzere sakinlerin yerinden edildiğini gösteriyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız. Bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.